Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda kabin memurluğunun dezavantajlarından bahsettiğimiz serinin kaçıncı videosu hatırlamıyorum. 6 olması lazım. Karşınızdayım. Bu videoda neyden bahsedeceğim? Sirkadyen bozukluktan bahsedeceğim. Namı diğer jet lag diyebiliriz. Yani ikisi eşdeğer değil ama ikisi benzerlik gösteren ve beraber ilerleyen bir şey. Jet lag dediğimiz şey ne? Önce ona değineyim. Biliyorsunuz ki dünyanın üzerinde meridyenler var. Coğrafya derslerinden hatırlarsınız. Yaptığımız uçuşlarda birçok meridyen kat ediyoruz. Gittiğimiz noktaya uyum sağlamak istiyorsak sirkadyen ritim olarak her saat farkı için, açtığımız her saat farkı için orada bir gün yaşamamız gerekiyor. Kabin memurluğunda böyle bir şey mümkün mü? Değil. Gidiyoruz 24 saat sonra, en fazla 48 saat sonra geri dönüyoruz. Ne oluyor? Ne oraya uyum sağlayabiliyoruz ne de döndüğümüzde buradaki düzenimizi sürdürebiliyoruz. Bu da sirkadyen bozukluğa yol açıyor haliyle. Yani jet lag dediğimiz o rahatsızlık hissi, o gece uykunun gelmemesi, işte gündüz uyuma isteği gibi durumlar tabii doğuya ve batıya gittiğimizde değişiyor. Bir de şöyle bir durum var, hemen bunu da söylemek istiyorum. Doğuya gittiğimizde daha çok etkilendiğimiz, batıya gittiğimizde ise daha az etkilendiğimiz biliniyor. Ama bu da bence yani illaki tıbbi sonuçlara göre söylenmiştir bu ama bende daha farklıydı. Ben batıya gittiğimde, Amerika uçuşlarına gittiğimde ve döndüğümde çok sersemliyordum ve aşırı yorgunluk, uyku düzenimi düzene sokamıyordum. Doğuya gittiğimde ise döndüğümde daha çabuk adapte oluyordum. Yani normal günüme kaldığım yerden devam edebiliyordum döndüğümde. Doğuya gittiğimizde daha sorun yaşıyormuşuz ama bende tam tersi oluyordu nedense. Sirkadyen bozukluk dediğimiz arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir biyolojik saatimiz var. Yani biz saate bakmasak da saatin kaç olduğunu tahmin edebiliyoruz. Biz bir iç saatimiz var, iç ritmimiz var. İşte bu neden bozuluyor? Biliyorsunuz gündüz farklı hormonlar salgılıyoruz, gece farklı hormonlar salgılıyoruz. Gece karanlıkta uyumamız gerekiyor. Gündüz uyuduğumuzda gece uykusunun verimini alamıyoruz. İşte bunların hepsi biyolojik saatimizle alakalı. Çünkü sabahleyin uyandığımızda arkadaşlar vücudumuz kortizol hormonu salgılar. Bu da uyanıklığı, dinçliği sağlar. Kortizol hormonuna ihtiyacımız var güne başlayabilmek için. Gece uçuş yaptığınızda, şimdi jet lag'tan ayrı konuşuyorum. Gece uçuş yaptığınızda gece tabii ki uyanık ve alert kalmanız gerekiyor. Çay kahve içiyorsunuz. Herhangi bir acil duruma karşı hazırlıklı olabilmek için bilincinizin gayet açık ve berrak olması gerekiyor. Haliyle gece kortizol hormonu salgılıyor vücudunuz. Vücudunuzun dinç kalabilmesi için. Kortizol normalde ne zaman? Güneş doğduktan sonra sabah salgılanıyordu. Vücudumuzda bu bir dengesizliğe yol açıyor mu? Haliyle açıyor. Biliyorsunuz hormonların vücudumuzda etkisi çok büyük. Yani hormonlar nedeniyle depresyona giriyoruz. Başka problemler yaşıyoruz. Yani fiziksel başka somut hastalıklara bile yol açabiliyor hormonlardaki dengesizlikler. Bu da başlı başına tabii ki bir sorun. Melatonin hormonu gece uyurken salgılanıyor. Bakın dikkat edin, gece diyorum. Gündüz uyumak melatonin hormonunun yeterli salgılanmasını sağlamıyor. Gece aynı zamanda karanlıkta uyumamız gerekiyor. Yani işte perdeleri kapatıp gece ışığı olmadan tam anlamıyla bir karanlıkta uyuduğumuzda melatonin hormonu salgılanıyor. Tabii gece uçuşları nedeniyle gece uyumadığımızda ise bu hormonun eksikliğini yaşıyoruz. Yani bu noktaya kadar neyi anlıyoruz? Kortizol hormonu fazla salgılanıyor, melatonin hormonu az salgılanıyor kabin memurlarında ve yaşayış biçimi nedeniyle. Kortizol hormonu biz uçuştayken salgılanıyor, tamam. Şimdi bunun bir düğmesi yok ki, ben şimdi evdeyim, normal saatlerde yaşıyorum, hadi düğmeyi kapatayım, kortizol salgılanmasın. Öyle bir şey yok. Gece uçuşunda kortizol hormonu salgıladığımız için gündüz geliyoruz, uyuyoruz. Gece, ertesi gün gece yine kortizol salgılanmaya başlıyor. Mesela bir önceki gün buna ihtiyacımız vardı ama bu akşam ihtiyacımız yok. Hadi ben düğmeyi kapatayım da hormon dursun diye de bir şey yok. Gereksiz çay kahve tüketiminden uzak kalmak gerekiyor. Gece uykusuz kalmamız, işte kortizol hormonunun verdiği dinçlikle gece uykusuz kalmamız melatonin eksikliğine yol açıyor. Yani bu böyle bir döngü halinde, eğer mücadele etmezseniz, işte kendinizi düzene sokmaya çalışmazsanız bu şekilde hani ne diyeyim, rastgele yaşayıp gidersiniz ve uzun vadede bunun sonuçlarıyla uğraşırsınız, karşılaşırsınız, öyle söyleyeyim. Melatonin eksikliği nelere yol açıyor, bunlara bakalım. Depresyon, anksiyete bozukluğu, migren, kronik yorgunluk ve fibromiyalji denilen çeşitli kas rahatsızlıklarına yol açıyor. Uykusuzluk ise, yani kortizolun fazla salınımı, dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu ve hafıza sorunlarına yol açıyor. Ben bunu çok net yaşadığımı söyleyebilirim. Yani uçuşu bıraktıktan bir süre sonra
hafızamın berraklaştığını kendim tecrübe ettim. Uçuş yaparken, yani kabin memuruyken diyeyim, gerçekten daha fazla unutkanlık yaşıyordum. Yani bu Covid'den dolayı bahsedilen bir zihin sisi muhabbeti var işte. Hep böyle Leyla gibi gezmek, böyle hiçbir şeyi net hatırlamamak, her şeyin flu olması gibi. Ya yani uçuculukta zaten böyle bir şey yaşıyorsunuz. Kafanız hep güzel dermiş. Tabii ki o kadar değil ama yani bir fluluk, anılarda bir fluluk, tarihleri, günleri net hatırlayamama, ne gün ne yapmıştım onu pek hatırlayamıyorum falan, hangi gün nereye gitmiştim gibi. Ya da işte yatıya gidiyorsunuz, eğitimde bize şunu söylemişlerdi, yatıya gittiğinizde başucunuza nerede olduğunuzu yazın. Çünkü gece bir anda uyanıp nerede olduğunuzu hatırlayamayıp korkabiliyorsunuz falan diye. Ben de bunlar ne anlatıyor ya falan olmuştum. Yani gerçekten bu kadar ciddi bir şey olduğunu fark etmemiştim ama ben bu denilen bahsedilen şeyi yaşadım. Bir yatıda tabii jet lag'ın da etkisi var. Zaten zar zor uyumuşum. Gecenin bir vakti yani 2-3 gibi birden uyanıverdim. Ve nerede olduğumu gerçekten hatırlayamadım. Önce evde olup olmadığımı da ayırt edemedim. Etrafıma baktım. Evde olduğumu hissederek uyandım. Tabii oda değişik gelince otelde olduğumu fark ettim. Ama bunlar böyle şey gibi milisaniyede olmuyor. Böyle kafanızın açılması vakit alıyor. Neredeydim ben ya falan oldum. İnanır mısınız? Uçuş programımı açtım telefondan. Bugün ayın kaçıydı falan diye bakarak öyle hatırladım nerede olduğumu. Yani bu sürekli olan bir şey değil. Ben bunu bir kere yaşadım ama hani olma ihtimali olan bir şey. Yani daha önce bahsettiğim konular gibi. Bu bahsettiklerimin hepsini yaşayacaksınız diye tabii ki bir şey yok. Ama olma ihtimalini göz önünde bulundurun lütfen. Sirkadyen ritim bozukluğunun sebep olduğu diğer rahatsızlıklar ise kalp hastalıkları, tip 2 diyabet, Alzheimer ve bağışıklık sistemi rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Tabii bu uyku düzensizliği de ve uyku düzensizliği yeme düzensizliğini de getiriyor bu arada. Yani Amerika'ya gidiyorsun. Burada işte uyuduğun saatte orada akşam yemeği yiyorsun gibi bir durum oluyor. Bu yeme düzensizlikleri de sağlığımızı olumsuz anlamda etkileyebiliyor tabii ki. Düzensiz beslenme ve az uyuma da bağışıklığı düşürüyor haliyle. Sirkadiyen ritim bozukluğu ve jet lag hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir şey atlamamış olmayı umuyorum. Sorularınızı yine Instagram'dan ve yorumlardan, burada yorumlardan cevaplarım. Aklınıza bir şey takılırsa, bahsettiklerimin haricinde bir şey öğrenmek istiyorsanız videoyu burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.